OSİ'nin amacı ağ mimarilerinin ve protokollerinin... Gel. Gel Doğu. Gel Doğu. Selamünaleyküm. Evet. Nerede kalmıştık? OSİ'nin amacı ağ mimarilerinin ve protokollerinin bir ağ ürünü bileşeni gibi kullanılmasını sağlamaktır arkadaşlar. Ve OSİ modeli temelde 7 ana katmana ayrılır. Evet, neymiş? Çanta yeri mi? Bu katman verinin elektrik... Evet, neymiş fiziksel katmanın önemi? Kablo üzerinde alacağı fiziksel yapıyı tanımlar birinci katman. Şuraya geçeyim. Bayan çocuğu kucağımıza alırsa. Gördüğünüz devamında veri katmanı, veri bağlantısı, data link layer şeklinde ağ katmanı... Hatta radyo sinyallerine çevrilebildiğini gösterir bize. Not ederseniz önemli bizim için. Doğu. Hocam. Yerleştin mi? Yerleştim hocam, sağ olun. Allah'a emanet. Teşekkürler. Şunu şöyle bayak da utanacağız ya burada. Evet arkadaşlar, devamında gördüğünüz gibi veri bağlantısı katmanı, ağ katmanı, taşıma katmanı, oturum katmanı ve bizim için aslında önemli olan sunum katmanı. Yani Spread'i var mı? Presentation layer. Yok. Spread yok mu? Yok. Farklı programların birbirlerinin verilerini kullanabilmesini mümkün kılar Japon katmanı. Japon. Spread'i var mı? 0.7. Ne diyorsun ya? Ders mi diyorum? Ders mi dinliyorum? Tabii ben seni uyuyorsun zannettim normal. Ben şaka, neymiş? Çok ayıp olurdu şaka. En önemli şey. Gülme. Beni destekleme. Başka bir bilgisayar tarafından. Ne yapayım, nasılsın? Esma. Esma. Ne var Doğu abi ya? Ne Esma Esma? Karşılıklı kullanılabilmesi. Doğu. Abi diyor. Hocam katmanlar. Ne konuşuyorsun Doğu? Hocam arkadaş bir şey sordu da. Güzel. Kalk ayağa, biz de öğrenelim ne sordu arkadaşın. Dersle ilgili hocam. Dersle ilgili bir şey sordu. Tamam işte, daha güzel. Kalk lütfen ayağa. Bize de söyle. Dersle ilgili madem. Biz de öğrenelim hepimiz. Kalkayım. Dersle alakalı oldu mu onunla? Bana sunum katmanının protokollerini sayabilir misin? Protokol bence hoş değil. Eşitlikten yanayım. MPEG. Evet. TD. Doğru. ASCII. Doğru. Doğru. Başka? Peki ne olur burada Doğu? Nerede? Sunum katmanında. Ne sunumu olur? Hı hı. Ya soru bu mu? Sunum katmanında ne sunumu olur? Bu mu soru? Sorumuz. Evet. Sunum katmanındaki protokolleri saydık. Ne olur? Veri sunumu olur hocam. Gayet evet, net. Yani özellikle veri sunumu olur diyebiliriz yani. Ha, özellikle veri sunumu. Ya daha ziyade veri sunumu olarak ben biliyorum ama... Çünkü sunum katmanı dediğinizden dolayı diyorum. Başka bir katman deseniz ama sunum katmanı özelinde veri. Peki şöyle sorayım. Sunum katmanıyla uygulama katmanı arasındaki veri akışı durursa ne olur? Hocam açık konuşayım. Sıkıntı olur hocam. Sıkıntı olur. Bana kalırsa. Hoş bir durum olmaz yani. Hoş olmaz. Hiç, özellikle hiç hoş olmaz hocam. Hoş olmadığı gibi de... Gibi? Yani bir anlamı da yok o saatten sonra bana, bence. Bu veri işinin özellikle data transfer noktasında... Hiç o işe girmeyelim daha iyi. Anladım. Yani demoralize mi oluruz Doğu? Tadımız mı kaçar yani? Hı? Hevesimiz kursağımızda mı kalır? Böyle bir durum mu? Dalga mı geçiliyor hocam? Hayır da, acaba sen bu OSİ modelinin katmanlarına karşı biraz duygusal bir bağ mı geliştirdin? Benim için önemli hocam. Benim için önemli. Dersim. Benim dersim olduğu için önemli. Önemli? Evet. Güzel. Çünkü bu ders verecek koca bir senen olacak. Yani ben sana anlayacağın üzere sözden sıfır veriyorum. Oturabilirsin Doğu. Oturabilirsin Doğu. Oturabilirim zaten de. Hayır, şaka yaptığımı gayet iyi biliyorsun Zeynep. Gayet farkındasın bunun. Neyin şakası Doğu? Sınıftayız ya. Sınıfın ortasında bana şaka yapıyorsun. Hocayım ben ya. Niye benim otoritemi sarsıyorsun ki sen?
Sen beni niye rezil ediyorsun? Benim bilmediğim şeyi sorarak, bilerek, kasten bilmediğim yeri soruyor. Ben senin bilmediğin bir şey soruyor mu sınıf ortasında? Sorsana Doğu. Hadi bana bir tane bilmediğin bir şey sorsana. Ya bırak şov yapma ya. Sen benim otoritemi sarsıyorsun. Abileriyim ben onların. Abilerisin. Evet, onları. Büyükleriyim onların. Hiç öyle davrandığını görmedim ben ama. Benim bir ağırlığım var o sınıfta. Bir nasıl davranacaktım affedersin? Abileri gibi davrandığını davranıyor musun? Sen Esma'yı mı kıskandın? Anlamadım. Anlamadın değil mi? Anlamazsın tabii. Anlamamak en kolay işine gelir tabii anlamamak. Doğan kafayı falan mı yedin? Bana söyle açık açık. Ya sen vallahi rötarlı falan mısın? Ne konuda? Ne konuda olabilir? 7 sene oldu biz ayrılalı. Sen ben niye kıskanayım Esma'yı? Bilmiyorum, garip bir tesadüf var da. Böyle sınıfta böyle cımbızlan çekildim böyle eline konmuş gibi. Esma'nın yanına oturduğum anda hop Doğu kalk bakalım. Ne oldu acaba? Söyle karşındayım, ilgimi çektin, hayırdır? Saçmalıyorsun artık. Vallahi sen çıkabilirsin Doğu. Çıkabilirim ama tercih etmiyorum. Konuyu konuşacağız Zeynep Efendi. Zeynep Hocam, bu sözlüğün iptal edilmesi çok önemli. Öğrenci nezdinde. İptal edilmek zorunda. Öğrenci nezdinde. Öğrenci nezdinde. Doğu. Hocam. Sözlüğü %20 etkiliyor. Sen zaten geçen hafta quiz kaçırdın. Sözlüden 100 alsan ne fark edecek? Hangi quiz? Ne quiz'i? Geçen hafta niye ilk ders quiz mi yapıyorsun? Neden kafanıza göre quiz yapıyorsun ya? Neye göre yapacaktım Doğu? Quiz'in iptal edilmesi elzem. Öğrencilerin salahiyeti açısından bu quiz'in iptal edilmesi elzem bir önem teşkil etmekte. Zeynep Hocam, yemekte ne vardı? Ben göndereyim size listeyi Tayfun Hocam. Teşekkürler Zeynep Hocam. Rica ederim. Sistemde yok mu? Doğu. Teşekkürler Tayfun Hocam. Zeynep Hocam, Zeynep Hocam, Zeynep Hocam, Hocam, Zeynep. Ne? Bu quiz'i iptal etmemiz şart. Sabah köründe quiz olur mu? Öğrencilerin hepsi kaçırmıştır. Olacak iş var, olmayacak iş var. İptal ederim bunu. Sevaba girersin. Kimse quiz'i falan kaçırmadı Doğu. Bir sen kaçırdın, bir de Soner kaçırdı. Soner kim? Yok mu kısa boylu esmer? Ne bileyim ya. Ya herkes abi diyor hani. Ya neyse ne ya. O zaman şeyden kaç almam lazım benim? Finalden kaç almam lazım? Bana mı soruyorsun? He, quiz sıfırsa vizem 55 de. Zeynep Hocam, kantinden bir şey ister misiniz? Vizem 55. Yok Tayfun Hocam, teşekkürler. Ne var bununla aranızda, ne var sizin? Söyle kızmayacağım, aranızda ne var bununla? Sen deli falan mısın Doğu? Söyle söyle. Ne var aranızda? Söyle, bir şey demeyeceğim, söyle. Senin acaba beyninin teli mi kopuk? Acaba? Bilemem. Belki de data katmanıyla veri transfer katmanı arasında bağlantı mı kopmuş acaba? Ne olmuş katmanlar arasında? Bak, hakikaten sinirleniyorum artık senin bu saçma sapan esprilerine. Şaka komik mi yani? Komik misin? Çık Doğu buradan. Çık Doğu buradan. Çıkarım bak. Çık. Vallahi çıkarım. Çık. O saatten sonra ararsın. Doğu yok o saatten sonra. Nerede Doğu yok? Biter. Şu an çıkarım ama biter Zeynep. Tamamen biter. Doğu kaybolur. Gider artık hayatımda. Çık çık. Çıkıyorum. Bulamazsın. Bulamazsın. Doğu. Çıkıyorum. Çık. Çıkıyorum. Çık. Zeynep. Ya Zeynep bak dinle. Zeynep bir dinler misin? Bir dinler misin beni lütfen? Neden sinirlisin bu kadar? Ne yaptım ben ya? Sözlüğüne sıfır vermek nedir bir insana? Şu quiz'i iptal ederim. Gel bir tane daha yap. Son senem, son senem, anlamıyor musun? Son senem. Son senem. Beni düşünmüyorsan anamı babamı düşün. Ben düşüneyim. Evet canım. Ben. Evet. Ananı babanı düşüneceğim. Evet sen düşün. Ya Zeynep lütfen ya. Ne olur bir tane daha quiz yapsan eline mi yapışır? Ne olur? Ne kaybedersin Zeynep? Ne kaybedersin? Öğrenci mutlu olur. Hiç, sen hiçbir şey kaybetmezsin. Senden bir şey eksilmez. Ama öğrenci mutlu olur. Bir tane daha yap. Ne olur? Yarın ikinci quiz var zaten Doğu. Ha vallahi mi? Evet ama sisteme iki quiz notu girmem gerektiği için seninle bir alakası yok. Acaba? Zaten gel, buna da yetişemeyeceksin. Boşuna sevinme. Bilemem. Allah razı olsun kız. Duacınım. Gerçekten senin yerin burası. Cennetten çıkıp geldin. Çıkabilirsin. Allah razı olsun.
Bunu unutmayacağım. Zeynep Hoca, o bir mükemmel, o bir daş beton çivi. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Evine sağlık yeğenim. Kızım yurda ne gerek var? Ayşelerde kal. Anneciğim, Sakraköy'den her gün okula nasıl gidip geleyim? En azından Doğru'nun orada bir yerde kalmam lazım. Dayımın dediğin ev dayımın değil, arkadaşının. O da 1200 euro istiyor. Bir de tavan arası böyle şamdebön gibi bir şey. Yani öyle diyorlar, hizmetli odası manasında. O Cinderella'nın kaldığı yer gibi. Senin Cinderella'dan ne farkın var? Kızım bana Paris detayı verme. Yakın ya da uzak de. Anlamıyorum çünkü. Bu insanların tek derdi senin barınma problemin mi ya? Hüseyin Yılmaz kız kardeşine ev hediye etti. Şova çevirdi bu işi. Bu işi tamamen bir şova çevirdi. Benim son bir tane kuizim kalmış. Okulum bitiyor. Ben bunu anlatıyor muyum yani? Aferin oğluma. Ne kadar mütevazı. Mükemmelsin. Helal olsun sana. 7 yılda başarıyla bitirdiğin okulunu hiç anlatır mısın? Dalga mı geçiliyor? Gerçekten bir tane quizim kaldı. Onu da verdiğim andan sonra finale bile girmeme gerek yok. Hayırlısı abicim. Sıkma canım. Canımı sıkmam. Sağ ol. Canımı sıkan tek şey sensin burada. Niye böyle davranıyorsun? Odama da çöktün zaten. Nereden senin odan oluyor lan? Nereden senin odan oluyor? Terbiyesizleşme. Niye şimdi birden saldırganlaşıyorsun? Sen saldırganlaşıyorsun, ben mi saldırganlaşıyorum? Sabahtan akşama kadar Fransızcanı duymak zorunda mıyım vik vik kulağımda? Kafamda dönüyor lan. Beynimde dönüyor Fransızca. Türkçemi unuttum. Tahakküm altındayız bu evde. Bir şey derdim de neyse. Ne derdin? Yok bir şey. Ne derdin, konuş ne derdin? Yok bir şey. Ne derdin ya? Ne derdin? Şşşt. Sen bence benim gündelik hayatım sana neden şov gibi geliyor onu bir düşün istersen ha. Neden? Yok bir şey yapacağım. Nasıl şov gibi geliyor? Yok kompleks şey. Mi yapıyorum yani ben? O manada mı? Öyle bir şey demedim. Ben kompleks değilim yani öyle mi? Ben okulumu bitiremedim. Sen bitirdin ben kompleks yapıyorum öyle mi? Bir şey demedi ki kız. Hayır. Öyle bir algı oluşturuyor ki şu anda. Sanki ben istedim de okulumu bitirememişim gibi bir algı yaratıyor. Oğlum madem bu kadar dert ediyorsun bitir artık şu okulu. Dert etmiyorum da bitiyor zaten. Aferin oğlum. Sağ ol baba. Tabii oğlum mis gibi mesleğim var yapsana ya. İş mi canım zaten komedyenlik? Ha. Doktorluk iş mi? Ne yaptın akşama kadar? 2 tane ilaç yazdın ne yaptın? Oğlum bak senin arkadaşların TÜBİTAK'a girdi. Arkadaşlarımızı mı konuşalım şu anda? Sen arkadaşlarını da konuşalım o zaman. Sen arkadaşların ne yaptı? Plastik cerrah olan var. Kardiyovasküler kalp damar cerrah, beyin cerrah. Baban ne iş yapıyor? Doktor. Uzmanlığı ne? Genel. Anlamsız bir branş. Yüzümüzü yere eğdin insan içinde. Ne oldu bu ya? Cem Yılmaz, babasına. Adasasını aldı. Yalan ya. Oğlum biz sana yapma demiyoruz ki yine hobi olarak yap. Sen hobi olarak yine yap. Sen avukatlığı yine hobi olarak yap. Ay ben başımı kapattım adliyeye gidemeyeceğim. Ay ben başımı kapattım evde yatam da dinlenem uyuyam bari. Neden? Çünkü benim başım kapalı. Ankara oku evde yatacağım diye bitiren varsa helal olsun. Kendi okulunla karıştırma benim okulumu. Benim okulum da bu kadar bir okul. Ben de böyle bir okul okudum. Yakıyorum fakültemi kafama göre komedyenlik yapayım okey? Herkesin okulu kendine. Benim fakültem benim kararım. Hayır kendi kararın değil. Benim kararım canım. Senin kararın olabilir. Benim kararım. Senin kararın değil. Bu evde canını dişine takmış seni okutmaya çalışan insanlar var. O diploma bu eve gelecek. Ben de göreceğim. Yıllardır baba para ver ayakkabı alacağım. Baba para ver kamera alacağım. Okumuyorum. Nankör. Sana mı sorduk parayı? Sen mi veriyorsun parayı? Şşşt! Terbiyesiz. Nankör. Defol git gözümün önünden. Gidiyorum az kaldı. Defol gözümün önünden. Oğlum. Gidiyorum az kaldı. Gidiyorum terk edip gidiyorum bu evi. Bitti az kaldı bir şey kalmadı. Okuldan çıktığım gibi bu evden de çıkıp gideceğim. Daha bulamazsın Doğu nerede? Yok. Nerede benim oğlum nerede Doğu? Yok. Daha bulursun Doğu yok. Doğu yok artık. Yılmaz. Annesine uçak aldı. Sikeceğim ha. Oğlum. Baba. Büyüksün. Affedersin.
Ama burada bana karşı yapılan bir haksızlık var. Benim son bir dersim kalmış. Bu tamamen göz ardı ediliyor. Burada bambaşka gündemler konuşuluyor. Sizden ben bir şey istemiyorum. Benim okulum bitti gitti zaten. 5 kuruş isteyen yok. Parayı veren düdüğü çalar. Ben sizden bir şey istersem o zaman karışın. 5 kuruş isteyen yok sizden. Abicim onlar senin iyiliğin için olmuş. Sen de kes artık be şovu be. Alırsın yarın arabayı. Alırsın sen. Oğlum. Alırsın. Arabana kalmadık senin. Alırsın. Torbana da içmiyorum al. Hı. İçmiyorum ha, aç kalkıyorum içmiyorum ha. Kendin iç. Baba. Doğru Bey. Buyurun. Sen annene bakma. Oğlum iyiliğini mi istiyor seni ya? Anneler kızar. Allah Allah. Sen de bitiriver şu okulu artık. Haksız mıyım? Bitiyor zaten ya. Bir şey kalmadı. Sen metodu bilmiyorsun oğlum. Ya sen bak bu geldi mi kaç yaşına? Eşek kadar adam oldu. Aynı. Sinirlenince olmuyor işte öyle. Gıcık gıcık konuşunca. Sinirlenmeyeceksin. Nasıl yapacaksın ya? Sinirlenmeyeceksin oğlum. Gerek üstüme yok. Geliyor. He diyeceksin geçeceksin. Tamam anneciğim, istediğin gibi olsun anneciğim falan filan. Sen bunu bilmiyor musun oğlum? Dediğim dedik, kötüm iki yedik. Aslan burcu bu, uzak duracaksın. Bak bana, hiç şey yapıyor mu, karışıyor mu? Dedim ki, gitti kendini deli gibi bir şey yaptı, öyle şey yaptı. Ne diyorsun ya, doğru konuş ya. Hı? Öyle değil mi? Oğlum normal insan da bu evlendiğimiz zaman. Bak fotoğraflara falan, şeye bak. Hayır, kapanmasını demiyorum. Ama insan bütün gün oturup sohbet programı seyreder mi? Komple yandı bunda bey. Ayıp ediyorsun baba. Ben de inançlı bir insanım ya. Oğlum sende bey zaten yok. Ama ayrıca inanç. O tamam, inancını ben bir şey demiyorum. Ne bok yersen ya. Ki din denen şey toplumsal hayatı düzenlemek açısından da faydalı bir şeydir yani. Ama sen bütün gün otur. Hazreti Mevlana dedi ki işte... Hazreti Ömer öldüğünde bir şiltesi vardı falan diye ağladır mı ya? Bütün gün işi bırak, gücü bırak. Ayrıca bütün bunu ağlayacaksan, şey yapacaksan kim çalışacak, kim üretecek? Sen çalışmıştı. Ki? Hazreti Ömer'in hiçbir şeyi yoktu deyip üzülürken ondan sonra hani bana pırlanta broş. Bu mu Müslümanlık? Ahirette cayır cayır yanarken şefaatçi olmam için yalvaracaksın. Tanımıyorum bu adamı diyeceğim. Hadi ya. İyiymiş. Evet. Baba az önce şey oldu ya. Hı. Sizin vereceğiniz paraya ihtiyacım yok falan dedim. Hı. Sizden 5 kuruş istemiyorum falan dedim ya. Hı-hı. Alamadın değil mi? Hı hı. Ha? Hı-hı. Hayır baba, ne zaman? Sen benim babamsın. Hı-hı. Ne zaman para vermek istersen bu senin hakkın. Her zaman verebilirsin. Asla gönül koyma. Ben böyle bir evlat yetiştirdiğim için gerçekten kendimde gurur duyuyorum şu anda, biliyor musun? Affedin. İstediğin zaman verebilirsin. Bravo, bravo, bravo. Buna yeni mi bu? Yeni mi aldın bunu? Vardı da işte şimdi çıktı. Ya bunu ver de ben de giyeyim ya. Güzel bunlar, güzel. Doğu Bey. İstediğin zaman verebilirsin. Evet, evet. Ne zaman canın isterse. Baba. Lan dışarı. Çık. Burası benim odam. Sen ne diyorsun ya? Nerede senin odan burası? Sen bu dünyada yokken ben buradaydım. Pis asalak, çık defol. İt. Serilik yapma. Çalış, para kazan. İt. Serseri. Kübra, beni sabah kaldırır mısın? Kübra, alarm çalınca beni kaldır. Abiyi kaldır kızım Kübra.
Kübra! Saat kaç saat? Ciddi bir sorumsuzluk var. Hocam mağduriyet söz konusu. Yani habersizce yapılan bir quiz söz konusu hocam. Yani size intikal etsin istemezdim ama öğrenci mağdur. Şimdi benim de 7. senem olduğundan dolayı hocam atılma durumum söz konusu. O hala var mı ya? Değişmedi mi o? Var hocam var. O hala o yönetmelik değişecek dendi. Ama sonra Rabbin de 7. senesi olduğundan dolayı. Evet. Ne yapabiliriz hocam? Bir mağduruz yani şu anda. Açıkçası. Şimdi Doğucuğum. Şöyle söyleyeyim. Tuğra kimdeyse sikeyi o basar. Evet. Biz bu dersi Zeynep Hoca'ya vermişiz zaten. Yani inisiyatif onda. Hocam tamam Tuğra doğru çok haklısınız kesinlikle ama... Hocam şimdi benim özellikle son senem olmasından dolayı daha kritik bir durumda. Bir tek ben değil Soner abinin de son senesi. Efendim? Hocam dediğim gibi habersiz yapılan bir quiz. Birçok insan kaçırdı. Herkes mağdur. Soner abi de kaçırdı. Oğlum Soner abi kim ya? Şey yok mu hocam? Küçük, esmer. Ciddi misin? Çok ciddiyim hocam. Ben bugüne kadar hangi maçı kaçırmışım kaptanım? Bizde geri vites yok biliyorsun. Benden yana sıkıntı yok kaptanım. Hanımdan korkan sizin gibi olsun. Tamam kaptanım, akşam maçta görüşürüz. İyi günler. Nereden aklınıza gidiyor? Hocam dediğim gibi yani benim vizem 55 zaten. Yani bu quiz hiç yapılmamış olsa vizem 55 benim. 55 benim vizem. Doğu, senin amacın ne oğlum? Ne konuda hocam? Oğlum sen komedyen falan olmayacak mıydın zaten? Olmuş 7 sene. Buradaki asistanlardan bile daha kıdemlisin. Okulu bitirmek yeni mi geldi aklına? Hocam tamam 7 sene olmuş ama... Yani hocam yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bir ders kalmış kendi atılmak. Yani hocam mağduriyet... Bu bir mağduriyet değil mi hocam? Acısıyla tatlısıyla. Yıllarımız geçti hocam beraber. Doğru demiyor muyum hocam? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum hocam, bilemiyorum. Bilemiyorum hocam. Adam kredi çekmiş hocam, bizi okutmak için. Adam kredi çekmiş hocam. Önemli değil, neyse önemli değil. Olur, olur, olur. Bir de kardeşim masrafları ailemizin belini büktü. Yurt dışı... Hayırdır oğlum? Ne masrafı? Özel bir durum mu? Özel hocam. Özel bir durum hocam. Kardeş... Atsan atılmazsa atsan satılmaz hocam. Bakacağız. Ömür boyu bakacağız. Bakacağız. Tamam oğlum tamam hallederiz. Sen ağlama. Al bakayım şunu. Doğu. Dur halledeceğiz. Zeynep Hoca'yı bir arayalım. Hocam Zeynep Hoca'yı karıştırmayabiliriz yani. Aramızda halledelim. Tamam dur halledeceğiz. Sen bir dur bakayım. Yok hocam aramayabiliriz. Sen bir dur. Zeynep Hocam bir gelebilir misiniz? Hocam, biz kendimiz yine konuşalım, halledelim bence. Tamam oğlum, dur halledeceğiz. Sen bir sakin ol. Sakin ol. Buyurun. Doğu. Zeynep hocam, habersiz yapılan bir quiz varmış galiba. Hocam, yönetmeliğe göre quizleri bildirmekle yükümlü değiliz. Kaldı ki ben bugün quizin tekrarını yaptım, bu arkadaş yine kaçırdı. Hocam tekrarı da habersiz yapıldı. Yani üst üste öğrenci habersiz quizler yapılıyor hocam. Öğrenci mağdur durumda. Doğu sen ciddi misin ya? Zeynep hocam, haklısınız. Ama sizden ricam bu mağdur olan öğrencilere ortalamayı yükseltme şansı vermek için bir quiz notu daha ekleyin siz yıl sonuna. Hocam aslında öyle pek de mağdur bir öğrenci yok. Yani bir Doğu var bir de sonra... Hocam önemli. Önemli değil hocam.
Zeynep hocamızın takdiri hocam. Tura sikke konusunda. Yok yok. Bir quiz daha yapılacak. Tamam mı Zeynep hocam? Peki hocam. Sizin takdiriniz hocam. Sizin takdiriniz. Tamam çıkarabilirsiniz. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Yine kaçıracaksın biliyorsun değil mi? Yok. Sabahın köründe okuldayım görürsün. İlk dersten okuldayım bundan sonra. Acaba? Ne acaba? Görürsün. Bilemem. Neyi bilemem ya? Bilemem. İlk dersten okuldayım bak bakalım. Bilemem Doğu bilemem. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ha. Selamünaleyküm mübarek. Nasılsın inşallah? Aleykümselam mübarek. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Allah razı olsun. Gelmedin geçen hafta. Gelemedik. Aksilik yaşandı. Ama çok feyizli bir abi vardı. Kaçırdın. Kaçırdın. Ah. Haftaya o zaman haftaya şey yapalım ha. Olmaz mı? Haftaya mutlak suret gel olur mu kardeş? Olmazsa ben senin telefonunu alayım. Beşer şaşar mübarek. Beşer şaşar. İrtibatta olalım. Her daim. Ya da sen yaz, ben söylüyorum. Öyle mi? Nasıl yapalım? Şarjım da yok ama. Yaz. 0 5